Muharrem İnce, Nevşin Mengü'yü arayıp çıkıştı. Şahan Gökbakar devreye girdi. Bu olayı biliyor musunuz arkadaşlar? Nevşin Mengü demiş ki Muharrem İnce'yi kim olduğu belirsiz troller takip ediyor. Nevşin Mengü diyor bunu. Muharrem İnce'yi kim olduğu belirsiz troller takip ediyor. Bunun üzerine konuşuruz arkadaşlar. Ondan sonra Muharrem İnce Nevşin Mengü'yü arıyor. Tabii büyük ihtimal Nevşin Mengü'nün biraz abartısı vardır. Acayip şekilde konuştu. Bu şey vardı ya bir kere arkadaşlar. İşte başörtümden dolayı beni işe almadılar diyen bir kadın vardı. Da bir sürü var ya bu. Bir sene önce falandı galiba. Orada vardı böyle aşağılayıcı aşağılayıcı bana baktılar. Ağızlarını yamulta yamulta konuştular. Yukarıdan yukarıdan tepeden tepe sandalyenin üstüne çıkıp tepeden tepeden baktı. <laughs> acayip acayip şekillerde konuşmuş. Dexter, Nevşin Mengü kim? Ee, güzel ve güzel bir arkadaşımız. Güzel bir arkadaşımız dedim de burada fotoğrafı var. O kadar da güzel değil artık. Ne olmuş buna ya? Saçı başı dağılmış. Saçına bir fon çektirmesi lazım. Zamanı gelmiş saçına bir fon çektirmen lazım. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar bakın. Nevşin Mengü'nün kim olduğunu, ne yaptığı çok önemli değil. Doğu çebelli, Alman dalgası bilmem. Bunlar çok <laughs> bunlar çok önemli değil arkadaşlar. Şimdi şu doğru bir hareket mi sizce? Muharrem İnce arasın Nevşin Mengü ve hiç acayip acayip de konuşmasın. Çok düzgün konuşsun. Şey falan demiş. Nevşin Mengü elimizde veri var demiş. İşte bu trolllerden dolayı. İnce de yok ya nerede olacak senin elinde veri demiş. Bak bunları da demesin. Çok düzgün konuşsun tamam mı? Nevşin Hanım niye böyle yaptınız bana? O bile yanlış. Bak o bile yanlış. O yüzden diyorum ya arkadaşlar. Yani bence Cumhurbaşkanlığını kaldırabilecek. Cumhurbaşkanlığı karizmasına Cumhurbaşkanı olabilecek. Ben bir tek Mansur Yavaş'ı görüyordum ben. Ben bir tek Mansur... Yani... Cumhurbaşkanlığı mevkiini taşıyabilecek o kapasitede ve o karizmada olan tek kişi ben Mansur Yavaş görüyorum. Bu yüzden işte. Ya tabii ki inceye oy vereceğiz. Bu oy bu tür şeyler oy olan oranlarını değiştirmez zaten. Çünkü 3 tane artık şey var. Solcular, sağcılar, Atatürkçüler. Oy oranlarını çok değiştirmez. Çok değiştireceğini sanmıyorum yani. Abi işte aramayacaksın. Bak daha yeni konuştuk. Muharrem İnce çok sinirleniyor. Çok hızlı sinirleniyor. Çok hızlı sinirleniyor. Çok hızlı kestiri atıyor. Kahretti Mansur. Evet evet çok üzdü ya bizi. Mansur Yavaş çok üzdü. Tabi yani o karizmaya sahip falan derken şeye kadar. Kemal Bey, Kılıçdaroğlu Bey ne derse biz onu yaparız diyene kadar. Bizi üzdü gerçekten. Hayal kırıklığına uğrattı. Ama yani öyle. Şeye kızmış videoda. Arkadaş anlatıyor. Sen kimsin de beni arıyorsun falan demiş. Evet. Sen kimsin de koskoca Nevşin Mengi'yi arıyorsun. İyi de sen niye açıyorsun telefonu? Suç biraz da sen niye telefon açıyorsun? İçinde fon var diye her telefonu açmak zorunda değilsin ki. Adı fonla bitiyor diye. Arkadaş söyle ne, Nevşin telefon çalıyor. Ne fon mu? Dasista aynı at. Ha kimmiş lan bu? Dasista aynı dosya Neyse <laughs> neyse arkadaşlar. Çünkü şey demişler. Evet sen nasıl oluyor da bir hanımefendiyi arıyorsun, rahatsız ediyorsun falan demişler. Bence kesinlikle şu bakımdan doğru. Abi aramayacaksın. Peki ne yapacaksın? Ee, cevabını Twitter'dan yapıştıracaksın. Bak sert bile yapsa önemli. değil Sert yapması da doğru değil de. Yani düşün mesela Mansur yavaş buna böyle bir saldırıya ne cevap verdi? Böyle bir iddiaya nasıl bir cevap verdi? Öyle bir cevap verdi ki biz de helal olsun derdik. Belki de cevap vermezdi. Cevap vereceğimi bile sanmıyorum. Belki ona söylerdi. O da ben işime bakıyorum kardeşim derdi. Çe şey yapardı. Bir sene geçmiş aradan şöyle bir olay oluyor. Fonlanma yorumuna sinirlenen Nevşin Bengü canlı yayında ağzını fena bozdu. Birisi şey yazmış chatten kim onu fonlarsa ona döner yazmış. O da cevap olarak yayından önce bakıyorum yorumlara kim ne yazıyor diye. Bu Alper Şentürk yazıp duruyor. Kim fonlarsa ona döner diyor. Siktir git demek istiyorum bu Alper Şentürk'e. Ya tabii çoluk çocuk ciddiye almamak lazım. Da ukala ukala yazıyor bu Nevşin diyor. Bir öyle bir böyle. Kardeşim sen yayıncılığın yesini bilmezken sen altındaki bezi doldururken ben bu işi yapıyordum. Yaşın ortaya çıkacak yalnız. Öyle şeyler söyleme. Sen ne anlatıyorsun? Hıyara bak. Bakmayacağım. <laughs> Memlekette hıyar çok. Memlekette kaç tane hıyar olduğunu ben bilemem. Ben hıyar, hıyar sayıcı değilim. Hıyar saymak benim işim değil. Tabii. Ama tabii hıyar olma hakkı da var ifadelerini kullandı. Eril laflar. Aynen. Ne demek hıyar çok? Eril eril konuşmuş ya. Bu ne? Hayret bir şey ya. Eril söylemler, meril söylemler. Söylediği iddia hakkında bir konuşalım bakalım. İnci'yi ne videoyu belirsiz troller takip ediyor. Bak abicim İsmini söylemeyeceğim. Yani bu ekşici arkadaşın nickini söylemeyeceğim. Hadi lan açıl. Heh. Bu arkadaşın ekşide Muharrem İnce ya da Kılıçdaroğlu ile ilgili bakarken böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Bu arkadaşın nickine basıyorsunuz. Ondan sonra görüyorsunuz ki adam sabahtan akşama kadar entry giriyor. Girdiği entryler Muharrem İnce'nin Fatih Portakal'a küsmesi. Güç tutkusu ve hırs yüzünden delirdi gitti adam. Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu bir anket daha geldi. Kılıçdaroğlu anketlerde önde. Ama hala burada kazanamaz yazan sığırlar var. Bu sığırlar Ekrem İmamoğlu İstanbul kazanamaz diyen sığırlar. Hala akıllanmamışlar. Europol seçim anketi. Kemal dedemin önce olduğu pek çok anketten bir diğeri. 15 Mart bilmem ne 2023 danışmanlık anketi. Kemal dedem Kürtlerin oyunu da alınca bu iş tamamdır. Kemal Kılıçdaroğlu, burada kafa siken AKP'lilere ve ulusalcılara bakmayın. Ulusalcılar? Kılıçdaroğlu, AKP'liler ve ulusalcılar dışında toplumun bütün kesimlerinin desteğini aldı. Seçimi rahat bir şekilde kazanacaktır. Bugün canlıyında danışmanlık tarafından açıklanan oy oranları. Kemal Kılıçdaroğlu %47, RT %42. Muharrem İnce. Muharrem İnce de olduğu anketler düşmeye başladı. TikTokçu Muharrem %5'i bile geçemiyor. Bu arada sürekli bunu yazıyor. Her gün birkaç kere yazıyor bunu arkadaş. Ne olduğu belirsiz troller e, Muharrem İnce'yi destekliyormuş abi. Ne olduğu belirsiz profil resmi de kendisi değil olan ve sürekli entry giren bir arkadaş. 14 Mayıs 2023 genel seçimleri. Kemal Dede'nin rahat bir galibiyet alacağı seçim. Rahat bir galibiyet. Rahat bir galibiyet ama yani. Kafa kafaya de rahat. TikTokçu Muharrem. Yüzde beşi geçemiyor. Muharrem İnce. Putin ve Erdoğan hayda. Putin nereden çıktı lan? Putin ve Erdoğan hayranı. Sığırların yeni gözdesi. Hate, höyt diye kaba saba tipleri çok seviyorlar nedense. Efendi adamı ise liderlik vasfı yok diyorlar. Orta Doğu'da sıradan bir durum. <laughs> Orta Doğullar. Ne anlattınız siz? Kemal Kılıçdaroğlu. Bir dönem Mehmet Ali çok uzun yazmışsın. 14 Mart 2023 Kemal Kılıçdaroğlu tweetleri. Yürü be dedem. Sözlükteki geri zekalı muhalifler yine beğenmeyecek ama dedem güzel vaatlerde bulunmuş. Emine Ülker Tarhan'ı hakkında yazmış. Ulusalcı her an AKP'ye yanlayabilir. Oha! Arkadaşlar ne ödüğü belirsiz troller inceyi takip ediyormuş. Tıpkı diğer ulusalcılar gibi. 14 Mart 2023 Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalar. Adam harika bir konuşma yapmış. Ama buradaki sığırlara yine yaranamamış. Umarım Tayyip bir kez daha seç... Oha ne lan? Umarım Tayyip bir kez daha seçilir de 5 yıl daha sizi... Devam eder. Ben nasılsa yurt dışındayım. <gülüyor> <gülüyor> yemin ederim görmedim bunu. Vallahi ilk defa görüyorum. Yemin ederim. Tepeden 3-4 tanesini görmüştüm ben. <laughs> ben nasılsa yurt dışındayım. Çekirdeğimi alır çit diyerek olanı biteni izlerim. Amk sığırları sizi. Muharrem İnce... Burada Muharrem İnce'yi öven... Dasiste ayna doşavalla. Kanka. Dasiste ayna doşavalla. Muharrem İnce. Burada Muharrem ben öven gerizekalılar... Bir dönem Mehmet Ali Çelebi'yi övüyorlardı. Yoo. Mehmet Ali Çelebi kim lan? <laughs> Arkadaşlar. Bütün saydığım enterilere aynı gün girmiş herif. Ondan sonra yurt dışından fon mon diyoruz. Bize kızıyorlar. Elimizde alsan alsana veri. Kanka alsana veri. Alsana veri. Ve bu bir tane. Bu oktrol. Ok bu bir tane bir oktrol. Ok troll gerçek var olan bir şey yani. Biz bunu <laughs> sürekli söylüyoruz. Ha bak şu yok demiyorum ha bu arada. Acaba aynısının Muharrem destekleyen troll versiyonu var mıdır? Merak ediyorum. Varsa çıkarsınlar. Ben onu takip etmiyorum. Denk gelmedim. Ama denk gelmemiş olabilirim. Belki de vardır yani. Eminim ki bir yerlerde beni takip eden Efe Aydalcı troll de vardır. Ya da biraz daha ünlensem Efe Aydalcı troll de vardır. Ama bu, bu, bu bir troll işte yani. Bu bir troll. Ya bu şey gibi takımların bu üç büyükler var ya o ona diyor sen şikecisin o ona diyor sen şikecisin o ona diyor sen şikecisin. Bir şey diyeceğim adamın profilini çıkardınız değil mi yani neci olduğunu ve neden bu adamı ısrarla çıldıra çıldıra desteklediğini. Bu arada arkadaşlar entry 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 sayfa, sayfa 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 entry. Peki sen ne yiyorsun ne içiyorsun nerede çalışıyorsun nerede çalışıyorsun sen Almanya'da yaşayıp işsizlik maaşı mı alıyorsun sen ne ayak. Bak Muharrem İnce ve dayışmanlarına doyururlar. Ondan sonra vitaminsiz gobes, AKP'li hesapların Muharrem İnce tweetleri. Muharrem İnce'nin %68 ile kazanacağına inanması. Recep Tayyip Er... Aa, ilk defa Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili de yazmış. Hani bazen şey diyorlar ya doğru da olabilir bu arada. Aktroller aslında e, CHP CHP'li gibi davranıyor falan. Yalan da değildir ha. Belki de doğru olabilir yani. E, ama burada onları da gömmüş. Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta Erdoğan ile birlikte hayatımızdan default gidecek TikTok fenomeni. Ben nasılsa yurt dışındayım kanka. Öyle yazıyor. Ben demiyorum. Ben nasılsa yurt dışındayım. Yurt dışından Doğuşevelle'den ülkemin geleceği için takılırım kanka. Nasıl yurt dışındayım kimliğim daha açığa çıkmayacak. Home office foncu olarak çalışıyor. Şunu gördünüz mü abi? Ya çok değişik garip şeyler oluyor. CHP milletvekili Gürsel Erol'un memleket partisi lideri Muharrem İnce'ye adaylıktan çekil çağrısı. Abi siz kazanacağınıza %100 emin misiniz? Eminseniz o zaman niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Ne demişler? Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Partisi çok güzel. Çizilirse hiç iyi olmaz. Yuvasına geri döner diye bekliyorum. Muharrem Bey partinin mutfağından yetişmiş, her türlü seviyede görev almış biri. Gençlik kolu başkanlığı, belediye meclis üyeliği, milletvekilliği falan filan saymış işte. En son Cumhurbaşkanı adayı ifadesini kullandı. Teklifede biz o tartışmalara girmiyoruz. Cumhurbaşkanı adayımızı düğün itibariyle seçtik diye cevap vermişler. %5'i bulamaz falan diyorlardı. Şimdi niye böyle hareketler yapıyorlar ki yani? Abi demokrasiden bu kadar korkmayın ya. Yani bu şey kafası maalesef. Arkadaşlar işte birlik olalım. Nasıl birlik olalım? Herkes benim istediğimi yapsın. Herkes benim istediğimi yapsın birlik olalım. Bak geçen söylediğim videoya seyircilerimiz birkaç seyircimiz söyledi cevap olarak. Hani neden ilk turda başkasına oy verilmesini istemiyorlar diye. Çünkü ilk turda kime verirsen ver oylar bölünmez değil mi? Ona bile neden karışıyorlar? O da şeydenmiş abi. Şöyle bir laf yaymışlar bu sefer de. İlk turda CHP kazanamazsa %51 ile Kılıçdaroğlu %51 alamazsa eğer ikinci tura kalırsa AKP veya AKP demiyor da bomba patlatacaklarmış. Yani olay ikinci tura kalırsa bomba patlatıp kazanacaklarmış. Şu anda internet üzerinde yayılan dedikodu bu abi. İlk turda kılıçlara oy verin yoksa bomba patlatırlar. İyi de senin mantığınla o zaman öteki taraf için de aynısını söyleyebilirsin ki. Ülke karışabilir. Bomba pat bomba patlatacaklar diye ben senin istediğin yer. Bu diyorum ya işte ülke karışabilir. Bomba pat. O zaman herkes AKP'ye versin desin başkası da. Aynı mantık değil mi? Aynı mantık olan. Ya. Arkadaşlar istikrar önemli. İşte ülke karışmasın. Herkes AKP aynı kafa. Ya da herkese fayda oy versin. Oylar bölünmesin abi. Dediğim gibi bunlar hiç şaşırdığım şeyler değil arkadaşlar. Ben e senelerdir zaten bu zihniyeti biliyorum. Bu adamları biliyorum. Bu tarikatı, bu sol tarikatı biliyorum. bunların şeyi şudur. Yüzde yüz benim istediğim olmalı. Bak yüzde yüz benim istediğim olacak. Birlik beraber, evet birlik beraberlik yani herkes benim istediğimi kabul etsin. Birlik beraberlik olsun kanka. Yüzde yüz benim istediğim olmalı. Eğer olmazsa Karen gibi olduğuna kadar çığırırım. O eğer olmazsa bağırırım çığırırım. Tanıdık geldi mi abi?